FarmTürk kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Farming Simulator bölümüyle karşınızdayız. Modern Farm serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bali yapma işine devam edeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar artık oyunu biraz yüksek ayarlarda oynayacağız. Çünkü uzun zamandır video da gelmiyor. 4, 5, 6, 7 gün, 8 gün mü oldu artık? Ne gün oldu bilmiyorum. Bu video ne zaman gelecek onu da bilmiyorum. Yeni bir kasa topluyordum arkadaşlar. Kasayı topladım. Şu an kocaman bir monitörüm var önünde. Monitör değil daha doğrusu televizyona bağladım direkt. 102 ekran bir televizyon monitör alamadım hala. Yani kasayı toplamış bulmaktayım. 1050 Ti GTX bir ekran kartımız var. i5 bir işlemcisi var. 16 GB RAM. 250 GB SSD olması lazım öyle bir şey. O tarzda kasa toplam arkadaşlar kendime daha iyi oyun oynayabilirim size, daha iyi şeyler sunalım diye. Videolar artık böyle gördüğünüz gibi şeyli gelecek. Facecam'i de koyacağım arkadaşlar. Biraz daha emek vereceğiz videolara. Günde bir video sıyırmaya çalışacağım, yani atmaya çalışacağım. Kola da burada elimde. Fanta içiyorum. Reklam vereyim kamu spotu. Bugün ne yapacağız? Bali yapacağız arkadaşlar. Eğlenceli güzel videolar gelecek arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Onun için aşağıdan gidip bir Instagram hesabını takip edelim. Orada Discord'umuza da katılın, ben Discord'a geleceğim. Discord'a yükleyeceğim bilgisayara. Onun dışında kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum atmayı unutmuyoruz gençler. Söyleyemedim, video çekmiyormuşum. Hemen fazla işi uzatmayacağım. Şu an var ya, traktöre bir biniyorum, sanki traktörü ben sürüyormuşum gibi bir hissiyat oluyor içimde. Kocaman ekran var önünde, şu an siz görmüyorsunuz bu ekranı ama cidden çok büyük bir ekranda oynuyorum. Ya şu an sanki traktörün koltuğuna oturdum, traktörü kullanıyormuşum gibi geliyor bana. Şöyle çıkartalım traktörümüzü şuradan. Dedim ki arkadaşlar yeni sistem topladım, artık takılma makılma olmaz inşallah. Yüksek ayarlarda oynuyorum zaten. Ya çok yüksek, ultra yüksek değil de onun bir tık daha düşüğünde oynuyorum. Hani biraz ayar vermeye çalıştım. Çok yüksek alırsam oynayabiliyorum ama video kaydını açtığım zaman FPS 60'ın altına düşsün istemiyorum. Full 60'da sabit kalsın istiyorum. Onun için şey yapmadım, bir tık düşürdüm. Hani FPS'ten dolayı sıkıntı yaşamayalım. Hani takılmalar, kasmalar olmasın istemiyorum bunları. Hani düzgünce size bir güzel bir oyun sunayım düşüncesindeyim şu an. Gençler şu şeyimizi takalım bir. Kun balya makinesi. Balya yapmayız arkadaşlar. Hani büyük ihtimal kesintili atarım videoları artık. Hani bu balya işini sonuna kadar izletmeyeyim diye düşünüyorum size ama bakacağız duruma göre. Şu traktörü çıkardık. Hani önceden render almam çok sıkıntıydı diğer bilgisayarla. Bu bilgisayarda render almam daha kolay olacak. Ha şu şeyi bir ayarlayayım bir dakika. Kamera, araç kamerasını sıfırlasın ya. Nereden yapıyorduk onu? Araç kamerası sıfırla. Ha tamam. Ben öyle alışmışım. Ya şunu yani şöyle yaptığımda içine girdiğimde tekrar sıfırlasın bana araç kamerası. Gençler fazla bu sözü uzatmayacağız. Şeye gidiyoruz buradan. 202'den başlayalımız balya bağlamaya. 202'ye gidelim. Ya şimdi FS22 falan çıkacak ya, bizim makine FS22'yi oynatmak sıkıntı yaşar. Bu bayağıdan beri ben para biriktirmiştim. Ona para bütçe ayırmıştım yani. Azıcık buğday sattık çaktırmayın. Hani oradan biraz para kaldı. Onun parasıyla şey yaptım yani. Bir kasa topladım. Bana yaklaşık 3900 liraya mal oldu. Şu an sadece kasa. Gençler hani bazı parçaları sıfır aldık. Bazılarını ikinci el falan aldık. Hani ekran kartını ikinci el aldım ama bayağı temiz. Düzgün bir ekran kartı. Arkadaş sağ olsun çok uygun fiyata verdi. Hani internetten tanıyorum. Kim olduğunu da tanımıyorum da bayağı insanlı çocukmuştu. Yani güçlü bir bilgisayarımız var gençler. Allah izin verirse FS22'de güzel bir oyun oynarız. Yani ona doğru hazırlık yapıyoruz. FS22 ile ilgili bir video hazırlayacağım arkadaşlar. Onun düşüncesindeyim. Bugün şeyine başlayacağım. Yani bu bölümü çekeyim. Onun programını planlamasına başlayacağız. 202'ye gideceğiz de balya makinesi anasını veriyor. Şöyle yavaştan inelim şuradan. Hoppa. Hop. Bakalım Semih Cengi ile bir görüşeyim arkadaşlar. Olmadı ondan modları isteyeceğim artık. Böyle sağlam bir şey yapacağım ya. Semih Cengi modlarını isteyeyim, bir görüşeyim kendisiyle. Ben videomu izliyor mu duyar mı bilmiyorum da. Bana maille atmıştı, o şeye gel Discord'a gel görüşelim demişti. Yani ben pek vaktim olmadı. Harman hasat işleri. Onunla bir görüşeyim, birazcık modları isteyeyim ondan bakalım. Verirse şey yapacağım. Onların modlarını kullanacağım. Hem bir tanışıklığımız olsun. Ben pek bir tanışıklığımız yok onlarla. Yani onlar da bayağı güzel içerikler üretiyorlar. Oğlum bu makine bunun boşunu çekmiyor ki. Dolusunu nasıl çekeceğiz bunu onu bilmiyorum. Oho T7 bayıldı. Şeyin aynaları çok kötü gösteriyor Walter'ın ya. Bunun aynaları bak güzel gösteriyor. Canlı gösteriyor. Şimdi 202 nerede? Arkadaşlar bir de bu arada şey olmuş ya. Şu an kamyonumuz yok oyunda. Ben en son oyunu kaydetmeden çıkmışım. Böyle gitmeyeceğiz ki bizim tarla nerede lan? Bir dakika yanlış bir şey yapıyoruz. Bir dakika. Çok yanlış yerden gidiyoruz ya.
Gel abi, gel 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 gel. Tamamdır. Kamyonumuz yok oyunda. Ne yaptık biz ya? Bir şey yaptım ben. Ne o? Adını siz söyleyin. Oyunu kaydetmeden çıkmışım ya. Bir dakika, biz başlarken hangi köşeden başladık? Bu köşeden başladık büyük ihtimal. Ya T7'yi almamın sebebi, T6'yı almamın sebebi balyaşında. Önce balya makinesi açtım. Manevrası iyi bu traktörün, ondan dolayı ben bunu aldım. Ha, onu söyleyeceğim. Gençler. Burası küçük bir tarla, fazla balya çıkacağını zannetmiyorum. Şöyle balya yaparken bir ekran görüntüsü almak istiyorum. Dur, şu şeyi kapatayım ilk önce. Pardon, pardon, hoppa. Var ya. Pardon, gaz yaptı şey ya. Onu yutkunmaya çalışıyorum. Gazımı yutuyorum ya, ağzına çıkacak gazı yutuyorum. Şu an var ya, şu kokpite geçtiğimde inanın şu an direksiyonu ben oturmuşum gibiyim ya. Hatta kafamda bir G27 veya G29 uygun fiyata bir direksiyon bulsam direksiyon alma gibi fikrim var ya. İkinci olarak aldım. Sıfıra şu an bütçem yok kadar. Çünkü inanın traktörün içindeyim şu an yani. Bu kadar büyük ekran daha önce hiç bilgisayar oynamamıştım. Hani bu FPS oyunlarında aslında büyük ekranı pek önermiyorlar. Hani FPS oyunlarında sıkıntı büyük ekran. Köşeleri sağa sola görmek zor oluyor diye. Ama Farming Simulator'da başka oluyormuş ya. Hatta Asus'un falan güzel monitörleri var. Ya çok para ya. 1300-1400 lira istiyorlar. Hani öyle bir monitör bulursam onu alırım. Şu an o kadar bütçem var. Direksiyona mı harcayayım parayı, monitöre mi harcayayım bilmiyorum. Ya bu televizyon da boşta duruyor da. Televizyon o kadar şey diye. Çok güzel bir monitör görevi görmüyor. Yani pikselleri çok güzel değil. Daha da güzel görüntü elde edebiliriz aslında bu oyunda. Hatta şu an önündeki görüntü muazzam için. Benim için muazzam bir durumda ama. Hani daha da güzel bir görüntü elde edebiliriz aslında. Dur bir dakika, şu bayırı bir çıkartayım geri saplanmadan. Şu an var ya sanki böyle ben baş aşağı duruyorum sanki farklı şey. Yemin ediyorum o hissiyat var şu an. Ya yani güzel bir şeyler yapacağım arkadaşlar. Birazcık para gömeceğim buraları, harcayacağım. Hem size güzel bir seyir keyfi yaşatayım hem kendim biraz zevk alayım oynamaktan ya. Öbür bilgisayarda çok sıkılmıştım aslında oyun oynamaktan. Ya bir de dışarıda aynı şeyler ama şu an var ya muazzam bir şekilde bal yapmaktan zevk alıyorum ya. Şu video çekeceğim saati iple çektim bugün, video çekeceğim saati. Bilgisayar 2 gündür falan ben de kurulumlar falan yaptım, ben oyunları falan yükledim. Programları yükledim, indirdim, bir şeyler yaptım. Bilgisayar 2 gündür bende normalde hani oyun videosunu çekemiyorum arkadaşlar. Vallahi abimle uğraşıyordum ya ne zamandır. Hem köydeki işler bu bir taraftan, hem video çekemiyorum. Artı bir de bu sorunlarla uğraşıyorum. Telefon şarjı bitecek anasını, ona baktım arkadaşlar. Yani iyi ki almışım dediğim bir sistem oldu şu an var ya. Şu an çok memnunum ya. Yani aşağı yukarı 3900-4000 liraya falan geldi bana şey. Ya hesapladığım 3900 geliyordu. Düzlersek 4000 liraya geliyor. Yani böyle bilgisayar toplamak isteyen olursa yardımcı olabilirim arkadaşlar. Yani ikinci el parçalardan falan şu an 4000 liraya, 4500'e falan güzel bir makine toplanabiliyor arkadaşlar. Farklı oyunlar da çekeceğim arkadaşlar. Buna kararını aldım. Siz ne diyorsunuz? Size yorumlarınızı yazın. Farklı oyunlar da çekelim mi? Euro Truck'a girebiliriz. Mount & Blade Bannerlord, ona girebiliriz. Şey vardı ya, ben bir tane çok beğendiğim bir tane Tycoon oyun vardı ya. Siz beğenir misiniz bilmiyorum ki onu. Yorumlara yazın arkadaşlar ya. Siz hangi oyunu oynayalım, böyle oyunların isimlerini yazın yorumlara ya. Transporter Tycoon mu, öyle bir şey. Transporter Tycoon 2 mi, öyle bir şey vardı arkadaşlar. Böyle yollar asfaltlar yapıp bayağı bir lojistik şirketi falan yönetiyorsun. Bayağı güzel oyun, onu da beğeniyordum bak ben. Biz de bir ara oynamıştım da bilgisayar çok kastı için oynamamıştım. Bayağı bir şey istiyor, özellik istiyor onu oynamak. Hani FPS oyunları, CSGO falan ben hani oynamıştım var. Öyle şeyleri de biliyorum yani. Yorumlara yazın arkadaşlar bana, şu oyunu da çek abi. Range Simulator'dur. Samet'in oynadığı oyun. Falan oynayabiliriz. Kusura bakmayın, gaz yapıyor, kolayı içtim ya. Ya benim midem yanıyor bugün, biraz hani biraz rahatlatır mı acaba diye içiyorum kolayı da. Da daha da kötü yapıyor gibi geliyor şu an bana. Sağda solda bitmiş. Arkadaş T6'da ne dönüş var ya. Tek jantın ta içinde görüyorsun dönerken ya. Baksana taşı ok dayanıyor. Teker dışarı basıyor.
Hani öyle farklı oyunlarda oynayabiliriz arkadaşlar. Siz yeter ki yorumlara yazın bana. Ya abi şunu oyna, şunu yapabiliriz, şu oynanabilir diye. PUBG oynamışlığım var. Oynarım bilirim yani. CSGO olsun. Dediğim gibi Might & Blade, Bannerlord. Warband çok oynadım. Warband oynamam, bıktım Warband'dan. Deli gibi oynuyorduk. Bannerlord oynanabilir. Bilmiyorum, Call of Duty serileri falan böyle değişik şeyler yapabilirim arkadaşlar. Yani Euro Truck falan. Ya yeter ki siz yazın ya. Burayı tamamladık. Şunu bir durdur makineyi. Şunu bir kabı kaldıralım bir. Şimdi buradan 86'ya geçen biz. Ama oraya geçmek için yola inmemiz lazım. Yola da şuradan geleceğiz mecbur. Ya 86'da ne ikiliydi ya? Onu unuttum. Bir dakika ya. Şuradan bakalım. 86. 86'da Çin vaki. 86 inmemize gerek yok bizim. Dur, bizim hangi tarla vardı? 86. Olmaz. Buradan 113'e gitsek. 113'te yulaf ekilemiş. Tamam. 113 şey yapabiliriz. Balyalayabiliriz. Dediğim gibi gençler, siz yeter ki bana yazın abi, şu oyunu oyna, şunu istiyoruz falan. Farklı oyunlar oynamak istiyorum ya. Spin Tiles falan, Mud Runner, Snow Runners mı oldu? Ne, en son hangisi çıktı ben de şaşırdım. O da bir tane oyun çıkardı, geliştirme, başkası satın aldı. Bir sürü şey çıkartıp duruyor onunla alakalı. Oo, traktör çok sarsılıyor şu an, yavaş gitmeye çalışıyorum. Hani siz yazın gençler bana, abi şunu oyna diye, onların hepsini oynarız. Zaten Farming 2002 çıktığı zaman hiçbir şeye bakmayız. Büyük ihtimal full bir 3-4 ay Farming pompalarız videolarını. Deli gibi Farming oynarız gibi geliyor. Şuradan ana caddeye çıkarsak daha hızlı ve daha güzel gideriz. Şu kamerayı şu haritaya, şurada kalsın, bir yola çıkalım. Haritayı tam buraları ele verebilmediğim için şey yapamıyorum. İdrak edemiyorum. Oğlum burası yola çıkmıyor mu lan? Şuradan mı çıkacağız illa? Kurum balya makinesini aldım arkadaşlar bu sefer. Nasıl arkadaşlar? Şu an ekran görüntüsü falan nasıl? Bunun hakkında yorum yazın yani. Ben bayağı ayarları çektim. Şeyi kullanmıyorum. Grafik modunu kullanmıyorum. Reshade atmadım. Ha, isterseniz reshade de atabilirim oyuna. Şu an reshade yok. Yani siz isterseniz abi reshade at, daha güzel oluyor derseniz reshade de atarız. Ya bakacağım ya. Ben bir an önce oyun oynamak istedim ya şu makineyle. Onun için fazla şey yapmadım. Bir şeyler yüklemedim yani. Bir kayıt programını falan, oyunu falan yükledim. Birkaç tane benim kendi çizim programlarım falan vardı. Onları yükledim bilgisayara şimdi. Dediğim gibi gençler, siz ne istiyorsanız ona göre bir şeyler yapacağım. Yorumları yazın yani, oynamamı istediğiniz oyun falan, ne varsa ıvır zıvır aklınıza gelen. Bu grafik moduyla alakalı, indirmem istediğim modlarla alakalı. Dediğim gibi Sebi Çengi'yle bir görüşeceğim arkadaşlar, ne diyecek bilmiyorum. Yani modlar, onlara ait modlar var çünkü. Bugün yarın bir konuşmayı düşünüyorum. Şu Discord'u yükleyeyim, Discord'una gideyim. Sonuçta aynı oyunda aynı videoları çekiyoruz. Ama onlarla hiç tanışıklığımız yok. Bir tanışıklığım da olsun istiyorum kendileriyle. Bakıyorum ben onların videoları falan da izliyorum ya. Güzel. Onlar bayağı bir kalabalık giriyorlar multiplayer'e. Ben bayağı da zevkli şeyler çıkartıyorlar, içerik çıkartıyorlar. İzlemesi zevkli ya. Ben izliyorum ya. Yalan yok. Hani hepsini tek tek izlemesem de boş vakitlerinde bakıyorum yani. Güzel oluyor. Kafa rahatlatmak için iyi ya. Ben seviyorum. Şu makineye bir salam yere. Burası bayağı büyük. Buradan çok balya çıkabilir ha. Hoppa. Bizim traktörün farları mı yanıyor? Bana mı geliyor? Söndürdüm. Kuyruk mili dönüyor lan bayağı. Buradan dönmüyor. Dışarıdaki sallanıyor. Baş aşağı bayağı da iyi gidiyor ha makine. Kulaklığım daha önceden vardı arkadaşlar. Kullanmıyordum ben bunu. Kulaklığı ilk defa görenler olabilir.
Kulaklık daha önceden vardı. Gençler. Öyle yani arkadaşlar. Buradan da bayağı balya çıkar gibi geliyor benim ha. Tarla bayağı büyük. Üçe basayım bir. En büyük tarlalarımızdan biri burası arkadaşlar. Makine ağır basıyor, çekmiyor ya. İnşallah saplanmayız ileride bir yerlere. Ya şu an var ya, saatlerce oynayasım var ama maalesef fırsatım yok ya o kadar. Keşke oynayabilsem. Saatlerce balya basabilirim ya şu an şu ekran görüntüsüne. Şu kaliteyi kapatayım. Şu an var ya, traktörün içindeyim ya resmen. Traktörün direksiyonu elimde böyle tutuyorum şu an. Direksiyonu ben çeviriyorum şimdi. Öyle bir hissiyat var. Bu arada 2300 abonelere falan geçmişiz arkadaşlar. Video atmamıma rağmen. Çok sağ olsun yeni arkadaşlar, yeni gelen arkadaşlar çok teşekkür ederim. Abone olan gençlere, arkadaşlara, baylara, bayanlara. İyi gidiyoruz ya şu an. Ben video çekmeye biraz daha önem vereceğim arkadaşlar ya. Şey yapmayacağım yani, direkt check at yapmayacağım artık. Biraz daha üzerinde çalışacağım videoları. Daha zevkli şeyler çıkarmaya çalışacağım ortaya. Farklı oyunlar da gelecek arkadaşlar. Dediğim gibi yani farklı oyunların gelmesi için sizin ne istediğinize bağlı. Yani siz full farming isterseniz çekmem farklı oyun yani. Siz ne istiyorsanız ona göre çekeceğim. Yani ben Farming Simulator oynamayı seven birisiyim zaten. Bir kaç tane video oldu? 300-400 tane video oldu aklımızda her şey. Farming Simulator seven birisiyim. Onun için siz ne istiyorsanız onu çekerim. Yani diğer oyunları da oynayabiliriz. Shetland Crops var bak, unuttum mesela onu. Oynayın derseniz onu oynayacağız ama Shetland Crops bu kadar şey değil ya. Yok, mayası tutmadı onun bence ya. Bir şeyler eksik kaldı onda ya. Ben onu deniyorum, birkaç kere arada girip baktım ben ona da. Beni sarmadı ya. Özellik tamam da. Etraf bir kasvetli, bulutlu, çökmüş, siyahımsı. Birazcık çalışmalar lazım onun üstünde arkadaşlar ya. Oynaya bir halde olması için. Bilmiyorum ya da bana mı öyle geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Hani eğer şey yerseniz onu da oynarız. Ama ben çok öyle deneyimlemiş, tecrübe etmiş bir de değilim Shetland Crops için gerçekten. Oyun kötü diyoruz da burada. Tam da şeyine bakmadım yani. Bir de şu var ya, kalan saplar şöyle yatsa çatıştır çatıştır. 10 numara olur ama. Yavrum benim be, şu görüntüye bak. Oyun cidden çok böyle daha canlanınca daha detaylı oluyormuş ya. Ben oyunu hiç bu kadar canlı oynamamıştım daha önce. Gençler. İşin gerçeği öyle yani. Bayağı da sap çıkarmışız buradan. Şşşt, şuna falan bak. Bir de oyunu böyle arkadaşlar, full içeriden mi oynayayım, dışarıdan mı oynayayım onu da yazmıyorum. Hani ben kendi kafama göre bir karar aldım ama böyle gerçekçi olsun diye içeriden oynayayım diye. Hani şu an daha da gerçekçi oynayacağım yani, eğer gerçekçi oynayayım derseniz. Bu balyaları toplamaya şey mi alsam diyorum, şu otomatik 16-16 toplayan balya makinesi var ya, ondan mı alsam diye düşünüyorum ama. Tam da bilemedim. Siz onu da yazın yorumlara gençler. Ya yani Herkül modunu kapatacağım işin gerçeği. Öyle bir düşüncem var ya. Ben gerçekçilikten ödün vermeyeyim diye uğraşıyorum. Özellikle şu an böyle büyük bir ekran varken önünde, yani gerçekçilikten ödün nasıl verebilirim onu bilmiyorum. Bir de şu ayna modunu indirme. Şu aynaları biraz daha dışarı açmak gerekiyor ya. Aynalar çok içeri bakıyor bize doğru. Aynaların biraz daha dışarı açılması lazım. Hop, orada bir parça bırakmayalım. Şu an konuşamıyorum bile ya şeye bakmaktan. Ekrana bakmaktan.
Yavrum benim, eski çiftlik orada gözümde tütüyor ya. Türk modları serisinin çiftliği. Hala o kayıt budur ya. O ne derseniz onu bile oynayabiliriz ha. Ben T6 oyunu ilk çıktığı zaman oynuyorum, hiç bu kadar güzel gözükmüyordu gözüme. Şu an var ya, T6 mı şiş gözüküyor gözüme ya, onu düşünüyorum bir taraftan da. Bayağı da güzel traktör olmuş bu T6 ya. Gavur yapmış bunu. 175 beygirlik bir traktör, 180 beygir mi acaba? 175 beygir olması lazım. Ben ilk önce T7 mi alsam ki dedim de çok büyük geldi gözüme T7. Ondan sonra vazgeçtim almaktan. Hoppa. Tamam diyor. Gel abisi. Gel 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 gel. Kaç sıra kaldı? Baya baya yedik burayı da ya. Şaka maka. İki daklak yaparken. New Holland'ın yeni traktörleri de güzel ya. Geçen fuarda tanıtımlarını falan yapıyorlardı. Şey, yeni TR6'ları falan gösterdiler de. Burada Türk traktörün ürettiği TR6'lardan bahsediyor arkadaşlar. Ha, Türk traktörü ürettiği de parçalar yurt dışından geliyor, burada montajlanıyor işin gerçeği. İtalya'dan geliyor parçaları. Burada montajlanıyor TR6'lar. Baya güzel hatları falan var traktörün. Dış görünüşü baya heybetliydi ya. Onlara falan baktım geçen, internetten ve videoları falan izliyordum ben şeyler, fuarlarda falan. Baya iyi makine traktör yapmışlar. Ya iyi derken ya, görüntü olarak yani, kullanmadığımız için bilemem yani traktör nasıl özellikleri var. Yakıt kullanımı nasıl, özellikleri neler. Kabın süspansiyonları vardı, üst camları falan, açılabilir özellikleri falan vardı da. Allah bilir kaç bin lira. Kaç bin lira derken kaç milyon lira mı? Onu da bilmiyorum ha. TR6'nın en üst model traktörü var mıdır? 800-900 bin lira. Çünkü bir Erkund'un 110 lüksüne 512 bin lira istiyorlarsa TR6 daha fazla olabilir ya. Çünkü pazar payı daha büyük, daha markalaşmış bir durumda ya olan Türkiye çünkü. Türkiye şartlarında bahsediyorum arkadaşlar. Patır patır basıyoruz balyayla. Ulan işte çok az balya çıkmış gibi geliyor. Balyalarımı görmüyorum ya. Şöyle uzaklaşırsak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 var ya baya balya. Hop, turistliği açtım başka. Kaç sıra gideceğiz? İyi, baya baya burayı da bitireceğiz ya. Ben keserim diye düşünüyorum bu araları da. Kesmem artık abi. O kadar konuştuk, laf anlattık. Kesmeye gerek yok bence. Facecam için ne düşünüyorsunuz gençler? Onu sorayım. Facecam olsun, videolarda olmasın böyle. Beni görmek istiyorsunuz ya şu sıfatı. Şu sıfatı görmek istiyorsunuz mu? Ben biraz daha samimi bir ortam olsun istiyorum. Onun için facecam attım arkadaşlar videoya. Hoppa. Yani videoları böyle facecam'le atmayı düşünüyorum gençler ya, biraz da şey yapalım. Karşılıklı göz göz diyalog kurabilirim yani sizle, onun için. Onu da söyleyeyim. Oğlum para yok bizde ya, biz ne yapacağız bu parasızlıkla ya. Hoppa. Şuradan yukarı çıkalım bir de. Başka hiç iyi çekmiyor ya. Öbür makineyi alsaydık daha mı hızlı giderdim ki acaba ya. Biraz oyun orijinal oyun şeylerini kullanayım istedim ya. 22 çıkasıya kadar özleyeceğiz yani bu günleri. 22 çıkınca ah diyeceğiz ve bir şeylere geçsek keşke, bu haritaya falan geçsek. Bilmiyorum, bu haritada oyunda oynadığım en güzel haritaydı bence ya. Bu haritayı unutmayacağım hiçbir zaman. Yani aklıma yazacak. Bir tane 2009'da bir harita vardı. Yok.
Pardon. 2011'de bir harita vardı. Haritanın adını hatırlamıyorum. Çok arazi, dağlık, bayırlık bir haritaydı. Bir onu hiçbir zaman unutmadım. 2013, 2015, 2017 öyle aklımda kalan güzel bir harita yok. Bir de bu 2019'da bu harita. Gençler. Unutmayacağım haritalardan biri yani. Benim bir sakal tıraşı da olmam lazım ya. Sakalım yine kabarmış. İşte böyle top sakalım var arkadaşlar. İstiyor musun böyle? Şöyle bir salayım mı sakal? Böyle bir video, eski videoları izleyenler bilir arkadaşlar. Öyle sakallarım vardı yani. Şimdi burası da tamam arkadaşlar. Anam anam balya vurduk yavaş. Kaldır bunu. Tamam. Buradan nereye geçeceğiz şimdi? 86. Buradan 233'e çıkalım da 233'te ne ekili? He, orada da yulaf ekili. Mecbur oraya çıkacağız. 233'ten geçelim taraflara ya. Ya da buradan direkt 51'e mi gitsek? 51'deki ne? O 51 daha şişe mi ekili lan? 51'de ne var ya? Ha, 51'de buğday varmış. Biz 233'ü en son bağlayalım. Buradan 51'e inelim. Bu tarafları halledelim. 233'ü bağlar eve geçeriz orada. Aynen biz oradan 51'e inelim. Buraya 51 nereden geçeceğiz? Biz neredeyiz? Ha, bu ara yoldan geçeriz 51'e. Şöyle küçük harita açık kalsın önümüze. Şu bizim eski çiftliğin olduğu yerden geçeriz 51'e. Hiç dolaşmaya gerek yok. 51 yol kenarında zaten ya. O kadar şey değil. Ama tarla çok dik bir yerde ya 51 numara tarla. Oranın balyasını da yapalım gençler. Hoppa. Selam aleyküm. Dayılar abiler. Dur lan tarlanın girişi vardı burada bir yerde 51'in ya. Ha şurada. Şuradan gireceğiz. Şu haritayı bir kapatayım ben. Hoppa. Buranın balyasına basalım gençler. Baş aşağıda ne gidiyor be? 20 ile kapatıyor ha. Keşke baş yukarıda bu performansı versin. Neyse ileride daha büyük traktörler alırsak inşallah o performansları alırız. Ya dediğim gibi bak traktör aynen hiçbir işe yaramıyor. Ya. Aynen ha varlığı ha yokluğu. Gerçekten öyle. Ben hiç aynı kullandığımı hatırlamıyorum. Ya bir trafiğe çıkınca ana yolda falan bakıyorum herhalde. Aynı arkadan gelen araba var mı falan sıkıştırmadım diye. Kazaysa evet yani. Hiç aynı kullandığımı hatırlamıyorum ya. Gerçi silaj falan yaparken kullanıyorlar hani. Şu aynayı indirip silaj makinesinin ağzına falan çevirenler falan var. Böyle değişik değişik işlemler yapanlar var. Yonca makinesinde yonca biçerken kullanılıyor. Ama başka hiç öyle aynı kullanılmaz ki. Nerede kullanacaksın traktörü? Genelde şudur hareket. Şöyle bir bakarsın arkadan bir şey yoksa devam edersin. Bilmiyorum yani ayna. Traktördeki ayna. Hop 3'e bastık, yanlışa bastım. W'ye basmaktan elim acıyor ya. Onun için şey yapıyorum, 3'e basıyorum direkt. Kuyrukluya bak nasıl şaftı çeviriyor. Çat 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 çat. Hadi yiğidim. Burada kaç sıra var? 1, 2, 3, 4, 5 sıra varmıştı. Biz 2 sırasını yedik, geriye kaldı 3 sıra. Fazla şey değilmiş daha. Daha bunları süreceğiz. Bu tarlaların birine silaj ekmemiz lazım. Ama hangisini ekeriz onu bilmiyorum ya. Bizim bir tarla gezintisi yapacağım. Ben birine silaj ekeceğim tarlaları. Bir silaj işine girişelim burada. Dediğim gibi hayvancıza ben erken girişeceğim. Of, midem çok kötü yanıyor ya. Valla cayır cayır yanıyor midem. Hoppa kapat baba baş aşağı şurayı. Buradan manzara güzel. Bu
Buradan direkt şu sıraya gireceğim. Aman balyama kızı falan devirmeyeyim de burada baş aşağı gireceğiz derken. Kaldır tutup takla atarak inmeyeyim de. Valtrey'i ver abi, şunu al, bunu al demişsiniz. Vallahi bilemedim arkadaşlar. Valtrey'i ver derseniz veririm ya. Çok fazla Valtrey'e bir mesaj geliyor. Valtrey'den memnun olmayan arkadaş sayısı çok. Ya ben değişiklik olsun diye aldım dedim. Ferguson mu alsam, Valtrey mi alsam dedim. Ferguson çok kullandık dedim, onu aldım. Dediğim gibi gençler, bir Smith Cengi ile konuşayım ben. Ona göre şey yapacağım yani. Ondan modlar alırsak ona göre bu mekanizasyonu bir düzenleme yapacağım arkadaşlar. Burası çok şey çünkü. Adını siz söyleyin. Daha her şeyi almadık. Hani şeyleri değiştirebiliriz yani yeni gelen modlara göre. Şu Ekim ayı gelse, şu FSA 22 çıksa ya. Hoppa. FSA 22 ile ilgili şey yapacağım dediğim gibi gençler. Bir araştırma yapayım. Bir şey yapayım, plan program çizeyim. Onunla ilgili video hazırlayacağım gençler sizlere ya. Öyle bir karar aldım. Hatta bugün bir araştırmaya başlayacağım bu kayıttan sonra. Öyle bir düşüncem, öyle bir fikrim, öyle bir şeyim, neyim, şeyim var yani. Öyle bir şeyler yapma gibi düşüncem var. Buradan şimdi öbür tarlaya gidelim. Öbür tarla neresi olacak? 137'yi atlamışız biz ya. Tam orada tarla var. Tabi buradan 11'e insek daha iyi olur ya. Dur bak, 11'e nereden ineriz? 11 yapam. Ya 137'de ne varmıştı ya? Ha, 137 yok. Orada bal yapacak bir şey yok. 11 bizim 11'deki ne? Burada bal yapacak bir şey var. 11 yapabiliriz. 8 de yaparız. 11'e ineceğiz. 11'e gitmemiz için buradan düz gelip şu aradaki yollardan bir şeyler yapacağız. Tamam. Biz bu 11 numaraya gider. Gençler. Hoppa, buradan yapıştıralım. Tarları balya balya gidiyoruz ya. Şeyi kaldırdık mı ya? Bir yere sürtme sesi geldi. Evet, kaldırmamışız. Tamam, yavaşla bir daha. Şurayı düzgünce bir dönelim. O Monca oynadım sarıta, tarlaların yerlerini hatırlamıyoruz ya. Ya öbür tarlalar olsa, öbür tarlaları biliyorum nereden gidiyoruz. Bir şu aradan girecektim mesela. Onları biliyorum da buradaki yerleri bilmiyorum ya. Bir dakika, biz çok yanlış yere mi gidiyoruz gibi. Şu aradan bir yerden bir dönüş olacak gibi sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Buradan var aynen öyle. Şu evin duvarlarına takılmadan dönersek iyi olur. Hop hop hop, traktörü de yan yatırmıyorum burada. Bayağı sakat yerler. Burası pancar tarlasına gidiyor. Şuradan gidiyormuş. Ulan diyorum, bu ne? Burada da şey yok. Şöyle gidersek. Bunlar hep tarlaların yolları. Şeyin Avrupa Parkı'sı nasıl olacak çok merak ediyorum ya. Bu Akdeniz bölgesi falan dediler ama İtalya'da mı geçer? İtalya'da geçerse büyük ihtimal bayağı bir dağlık olur harita. Ben de öyle bir şey istiyorum ya. Böyle düz olsun istemiyorum harita ya. Dağlık bayırlık yerler olsun istiyorum yani. Yani bizim Eskişehir'deyim ben aslında ama köyüm Bilecik Söğüt'te olduğu için bizim burada dağlık var. Kuzey ağzımız çok yok. Eskişehir'de dümdüz ova her yeri aslında. Yani ovanın üstüne gelmiş şehri kurmuşuz. Hatta gitmişiz organize sanayi en verimli toprakların üstüne kurmuşuz. Yani Türkiye'nin genelinde böyle yani planlama hataları var. Yani en verimli toprakların üstüne organize sanayi kurmuşuz. En güzel toprakların üstüne şehir kurmuşuz. Yani biz tarımı kendi ellerimizle bitirmişiz zaten de. Ama yine de hala düzlük alan var, güzel yerler var arkadaşlar. Güzel tarım arazileri var Eskişehir'de. Yani o konuda bir şey diyemem. Gençler buraya geldik. Ne yapalım biliyor musunuz? Burada kalsın. Bu bölüm burada sonlandıram. Bir dahaki bölüm devam edelim arkadaşlar bu balyalama işine falan.
Bir dahaki bölüm zaten balya yapacak pek bir yerimiz yok. İki tarlamız var, üç tarlamız var. Üç tarlayı yapar, başka işlerde uğraşabiliriz. Hani bu video pek uzun olmasın. Ben dediğim gibi biraz araştırma falan yapayım. Bir hatta bu deneme amaçlı hatta. Şimdi render falan alacağım videoyu kapatıp. Onlara falan bakayım gençler. Bir dahaki videoları daha uzun videolar çekeriz arkadaşlar. Hatta kesintili kesintili çekeriz. Bir dahaki bölümü öyle yapmayı düşünüyorum. Yani balyaları tek tek balya yaptığım yeri göstermeyeceğim size bir dahaki bölüm büyük ihtimal. Kesintili gideriz. Öyle yani arkadaşlar. Yeni bilgisayarımız var artık. İstediğimiz oyunu oynayabiliriz. Yorumlara yazın bunları. Mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Videolara beğeni atmayı mutlaka unutmayın. Ve kanala ilk defa izliyorsanız ve videolara kanala abone değilseniz mutlaka abone olun. Benim tek isteğim var arkadaşlar. Instagram hesabım var arkadaşlar. Bunu söylemekten bıktım. Bir takip edin de arkadaşlar. Bir iletişim kuralım sizle aşağıda. Instagram hesabımız, Discord hesabımıza gelin iletişim kuralım arkadaşlar. Yani o kadar izlenme var. Şey yok yani. Gelmiyorsunuz. Bir gelin şey yapalım yani. Oradan bir etkileşim kurmak istiyorum sizinle. Yani bir canlı yayınlar falan yapalım yüz yüze. Artık makinemiz var. İnternet üzerinden canlı yayın da açabilirim. Hatta öyle planlarım da var. Canlı yayınlar da açacağız buradan. Hani oradan da direkt yüz yüze bu şekilde konuşabiliriz arkadaşlar sizlerle. Hem bir tanışıklığımız olmuş olur hep beraber birlikte birbirimize karşı. Bana karşı özel kişisel sorularınız vardı. Oradan sorabilirsiniz. Öyle yani gençler. Bunun da kaçtığı kusura bakmayın aslında. Niye kaçtığı bilmiyorum. Deminden beri karıştırmak istiyorum. Parmağımı sokup. Videoyu çekince hemen karıştırıp parmağımı sokup. Öyle yani gençler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.